Yazıklar olsun. Senin gibi bir pisliğin yaşamaya hakkı yok. Baban yanında. Kimse bir şey yapamaz bize. Mustafa bırak ne olur. Mustafa. Mustafa bırak. Mustafa ne olur. Mustafa ne olur. Mustafa ne olur. Bırak çocuğumu. Mustafa ne olur. Derdi benimle, bırak çocuğu. Çocuğu bırak! Anne! Şebnem. Merak etme. İyi bir şey yok. Anneciğim. Tamam canım, anneciğim. Geçti. Tamam. Anneciğim. Gidebileceği her yeri söyle bize. Bilmiyorum. Belirli bir planı yoktu. Cep telefonu? Denize atmıştı. Ya vagonda bulunan bu telefon? Benim telefonum. Elimden almıştı. Nasıl bana haber vermedin? Ah! İki kişi olsaydık çoktan aklamıştık şerefsizi. Kadir, bu mesele benim meselem. Ama kaçtı işte. Onu var ya, onu kovalamaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Hiç. Onun cezası benim elimden olacak. Emine'nin yakalandığını Menekşe'ye söyleyecek misin? Annemi görmek istiyorum. Canım. Şimdi ilaç verdiler annene. Birazdan gireceksin. Söz. Annemi göreceğim. Şebnemciğim, gel biz seninle şöyle biraz yürüyelim. Bakalım bahçesi nasılmış buranın, tamam mı? O zamana kadar da annenin yanına girmek için polis amcadan izin alırız. Aman, doktor amcadan, tamam mı? Gel, hadi gel. Bir şey öğrenebildiniz mi? Sen nasıl kendi başına hareket edersin Halil? Nasıl polise haber vermezsin? Emine arayınca birden atladım arabaya. Başka bir şey düşünemedim. Biz zaten bölgedeydik. Eğer haberimiz olsaydı kız kıvrak yakalardık Mustafa'yı. Ya tamam. Haklısın. Bir daha sakın bir şeye karışma. Hı hı. O Emine'nin telefonu mu? Bu işe karışma Halil. Ben bunun hesabını sorarım.